Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün kanalımdaki belki de en kısa videolardan birisini çekiyorum. Ama çok güzel bir haber vereceğim. Yani bu kanalda ne kadar güzel haberler verebiliyoruz biliyorsunuz. Çok fazla ileriye gidemiyoruz genellikle. Ama olabildiğince güzel saydığımız şeyleri de size iletmeye çalışıyorum. Neden bahsettiğimi çok fazla uzatmayacağım. Gölgesizlerden en meşhur olanlarından birisi olan kutudaki çocuğun kimliği bulundu, tespit edildi. Sonunda yani yıllar sonra yaklaşık 60 yıl sonra kimliğine kavuşabildi ve beni daha yakından takip ediyorsanız sosyal medyadan da özellikle ya da soru cevap videolarımı izlediyseniz biliyorsunuzdur bu davanın çözülmesini ben çok çok istiyordum. Aslında bu videoyu çektiğimde çözüleli yani açıklanalı diyeyim daha doğrusu kimliği bir hafta oldu ama bir takım aksaklıklardan ötürü bu videoyu sonradan yapabildim. Yani birazcık geç duyuruyorum size ama dediğim gibi daha sosyal medyadan vesaire bu konuyla alakalı güncellemeler yapmıştım. Oradan da paylaşıyorum zaten bu tarz şeyleri anında yaşandığı sırada. Ama videosu birazcık geç geldi. Zaten başta bir de onu düşündüm. Çünkü bu video çok kısa olacak. Yani çok fazla bir şeyden bahsedemeyeceğiz. Çünkü Philadelphia polisi çok fazla şey açıklamadı. Ama yine de çok istek olduğu için bu konuda video olarak anlatmamı. Ondan ötürü bir videosunu çekmek istedim. Eğer bu konunun ne olduğunu bilmiyorsanız, eğer kutudaki çocuk kim, bu Amerika'nın bilinmeyen çocuğu olarak bahsettiğimiz bu kişi kim diyorsanız şuralara bırakacağım karttan ya da açıklamaların en başındaki linkten onun hakkında yaptığım videoya ulaşabilirsiniz. Daha önce videosunu yapmıştım. Eğer o videoyu izlemezseniz bu videodan hiçbir şey anlamazsınız büyük ihtimalle. Zaten ben de tekrardan anlatarak bu videoyu uzatmak istemiyorum. Çünkü zaten bir kere anlattım. Oradan dinleyebilirsiniz diye düşünüyorum. Gerek yok ikinci kez anlatmama. Sadece kısaca bir özet geçip başlayacağım. Şubat 1957'de soğuk bir günde bir öğrenci Philadelphia'nın kuzeydoğusundaki ormanlık bir alanda bir kutu bulmuştu. Ve bu kutunun içerisinde de küçük bir erkek çocuğun cansız bedenine denk gelmişti. Başta bu öğrenci birazcık korktu bulduğu şeyden ve bundan ötürü polisi aramak için bir gün beklemişti. Ama aradıktan sonra polisler direkt olay yerine intikal ettiler ve bu kutuyu hem de çocuğun cansız bedenini incelemeye aldılar. Polisler aslında çabucak bir şeyleri çözebileceklerini düşünüyorlardı ama farkında değillerdi ki onlarca yıl boyunca bu konu gizemini korumaya devam edecekti. Buldukları bu çocuğun o zamanlar 4 ila 6 yaşları arasında olduğu düşünülüyordu. Hatta yaklaşık yani neredeyse 60 yıldır biz de böyle düşünüyorduk bilmediğimiz için. Ve maalesef ki dövülerek öldüğünü ortaya çıkardılar otopsiyle. Ama buna rağmen çocuğun tırnakları, saçları kesilmişti. Yani temiz bir haldeydi. Ve neden bu zıtlıkların bir arada olduğunu da anlayamamışlardı. Bırakın olayı çözmeyi, çocuğun kimliğini bile belirleyemediler. Çünkü ipuçları çok yetersizdi ve DNA'dan alabildikleri saç vesaire gibi örneklerle de hiçbir yere ulaşamadılar ki bunun sebeplerinden birisi de tabii ki 1957'de DNA teknolojisinin çok daha geride olmasıydı. Bundan ötürü bu çocuğa kutudaki çocuk adını verdiler. Bir diğer adıysa Amerika'nın bilinmeyen çocuğuydu. İnsanlar bu şekilde bahsediyordu ondan ve kendisinin mezar taşında da Amerika'nın bilinmeyen çocuğu yazıyordu. O da kimsesizler mezarlığına gömülen kişilerden birisi olmuştu maalesef. Her ne kadar çevredeki insanları, yetimhaneleri vesaire arasalar da çocuğun böyle yüzlerce fotoğrafını bastırıp her yere assalar da hiç kimse çıkıp da bu çocuğu sahiplenmemişti. Bundan ötürü kimsesiz kaldı yani ve ona ne olduğu da bilinmiyordu. Ama aradan yıllar yıllar geçti ve sonunda bu çocuğun adı artık biliniyor. Kendisi Joseph Augustus Zarelli. 4 ila 6 yaşları arasında da değil, 4 yaşında. Kendisi 13 Ocak 1953 doğumlu. Joseph'in kimliği peki nasıl belirlendi diyeceksiniz. Buna dair adımlar Nisan 2019'da atılmaya başladı aslında en çok. Çünkü o tarihte müfettişlere bu çocuğun cansız bedeninin mezarından çıkarılması ve DNA örneği toplanmak için tekrardan incelenmesine bir mahkeme kararıyla izin verildi. Ve müfettişler de yeni DNA teknolojilerinde kullanarak çocuğun vücudundan aldıkları bütün örnekleri incelediler. Ve bunun sonucunda şu anki bütün akrabalarına hatta şu an hayatını kaybetmiş olsa bile anne babasına da ulaşmayı başardılar. Kendisinin şu an yaşayan kardeşleri de var. Hem annesinin tarafında hem babasının tarafında. Ancak polis mahremiyetlerini korumak için isimlerini açıklamayı reddettiklerini söyledi. Ve anneyle babası da hayatta değil daha önce de dediğim gibi ikisi de hayatlarını kaybetmişler ama polis onların da kimliğini
açıklamayacağını söyledi. Joseph Augustus'ın kimliğini bulmaları ise asıl olarak kuzeninin DNA'sı sayesinde olmuştu. Çünkü GenMatch adlı bir siteye kuzeni kendi DNA'sını yüklemişti. Yine daha önceki çözülen gölgesizlerde de olduğu gibi işte kendi atalarını, geçmişindeki insanları nereden geldiğini vesaire bulmak için yapılan şeylerden birisi bu da. Yani bu amaca hizmet eden sitelerden birisi. Bu kuzen DNA'yı o siteye teslim edince polisler de araştırmalar sırasında Joseph'in DNA'sı ile onu eşleştirmeyi başardılar ve bu sayede aslında kardeşlerine, anne babasına, bütün ailesine de ulaşmayı başardılar. Geçtiğimiz Perşembe günü Philadelphia polisleri açıkladılar Joseph'in kimliğini. Bunu bir basın toplantısında yaptılar ve bu basın toplantısında da tekrarladılar DNA teknikleri sayesinde. Bu genetik şecere tekniğiymiş sanırım, onun sayesinde bulduklarını söylediler. Diğer vakalarda da olduğu gibi ve hatta bu sayede başka o bölgede Philadelphia'da yaşayan kişilerin de kimliklerini tespit edebileceklerini umduklarını söylediler. Yüzbaşı Jason Smith'in söylediğine göre memurlar şu anda çocuğun nasıl hayatını kaybettiğine dair ya da ona bunu kimin yaptığına dair koşulları henüz belirleyemediler. Yani bu soruşturma hala açık ve devam eden bir soruşturma. Şu anda da yani kimliğini belirledikleri için belli bir aşamasını tamamlamış durumdalar. Ama Yüzbaşı Smith de kim olduğunu belirleyecek, hani kimin sorumlu olabileceğine dair bu davada şüphelerimiz var. Ama bu aktif devam eden bir soruşturma olduğu için bu soruşturmayı tehlikeye atmamak adına asla açıklamayacağız dedi şüphelerimizi ya da bu konunun nasıl çözülebileceğine dair bildiklerimizi. Ve bunun bir sorumsuzluk olacağını söyledi açıkçası. Yani aslında şu anda davada bir şüpheli var. Polislerin takip ettiği, araştırdığı birisi var. Ve bildikleri belli başlı şeyler var. Ama bunları bize açıklamayacaklarını söylediler. En azından bir tutuklamaya varana kadar ya da bu tespit ettikleri şüpheli hakkında kesin bir şeye ulaşıp da ona ulaşana kadar bunları öğrenebileceğimizi maalesef sanmıyorum. Ayrıca müfettişlerin söylediğine göre Joseph Augustus hiçbir zaman kayıp olarak bildirilmemiş. Yani bu da bana çok şaşırtıcı geldi. Hem anne baba hakkında hiçbir bilgi vermiyor olmaları, tamam kardeşleri geçtim onların bir bağlantısı olmayabilir ama anne baba hakkında hiçbir bilgi vermediler. Hem de çocuğun hiçbir zaman kayıp olarak bildirilmediğini söylüyorlar ve şüphelilere dair de hiçbir şey yayınlamıyorlar. Bu da benim düşünmeme yol açıyor. Yani bunu kim yaptı? Ailesi ona evlatlık mı vermişti? Çünkü böyle bir teori vardı hatırlarsanız. M diye birisinden bahsediliyordu orijinal hikayede. Ama basın toplantısında buna dair de hiçbir şey söylemediler. Sanırım insanların teorilerini daha da yükseltmek istemedikleri için bu konuya yorum yapmamayı tercih ettiler. Sadece kimliğini açıklayıp geçtiler yani. Ama kayıp olarak bildirilmemesi yani benim aklıma çok kısıtlı ihtimaller getiriyor. Anne babası bundan eğer sorumluysa, bunda bir parmağı varsa onların, o yüzden mi kayıp olarak bildirilmedi Joseph? Ya da Joseph evlatlık verilmişti ve daha sonra başına gelenlerden ötürü ailesi bunu bilmediği için başına bir şey geldiğini kayıp ihbarında bulunmadılar. Ya da ona evlatlık edinenler başına bir şey getirdiler ve onlar da bu yüzden ihbarda bulunmadılar. Yani bu ihtimaller geliyor benim aklıma. Bilmiyorum başka bir sebep olabilir mi? Şu an gelmiyor en azından. Yani hiç kayıp ilanı verilmemiş olması o yüzden benim bence birazcık garip yani çocuk hakkında. Ama dediğim gibi anne babasının da neden gizlendiğini de bilmiyoruz. Sadece mahremiyetlerini korumak için gizlediklerini söylediler. Ama yani bilemeyiz. Şu an şüphelinin kim olduğuna dair de hiçbir şey yayınlamadıkları için onların bir parmağı var mıydı? Onlardan şüpheleniyorlar mı? Bir şey var mı? Onlar soruşturmanın bir parçası mı? Bunları da bilemiyoruz. Ama dediğim gibi yakın zamanda bir tutuklama yaşanırsa yani eninde sonunda yaşanacağını umuyorum. Çünkü bu DNA'ları ve ellerindeki teknolojiyi, bilgileri şu anda çocuğun, hani çocuğa bunu yapanları bulmak için kullanacaklarını söylediler. En azından çözülmekte şu anda. Kimliğine kavuştuğu için ben çok mutluyum. Bu gölgesizler vakalarının her çözüleninde aynı şeyi söylüyorum zaten. Yani bu küçük çocuk özellikle benim ve birçoğumuzun bu kanalda yüreklerimizde yer etmiş birisiydi. Hepimiz en azından yani bu olayları sıkı takip edenlerimiz diyeyim,
bunu en azından bazen düşünüyorduk yani. Keşke bu çocuğun da kimliği belirlense diye. Ya benim açıkçası her gölgesizlerden birisinin kimliğinin belirlendiğini gördüğümde ay keşke şu çocuğun da kimliğini belirleseler diye bir düşünce geçiyordu içimden. Öyle bir dilek geçiyordu. Ve hani bu kimliği açıklandığında sizden aldığım yüzlerce mesaj, yüzlerce yorumla da bunu gördüm. Sizin de çoğunuz aynı şeyi düşünüyormuşsunuz. Ve çoğumuz aslında çok duygulandıran bir haber oldu. Instagram'da bayağı böyle canlı canlı konuştuk çoğumuzla bunları. Ama dediğim gibi tekrardan video olarak da bahsetmek istedim. Umarım daha devamı da kolay bir şekilde gelir. Bu çocuğun artık dediğim gibi kimliği var. Adına kavuştu. Hakkı olan şeye kavuştu. Taşırlar mı, aile mezarlığını mı gömerler, nasıl yaparlar bilmiyorum ama en azından bir ismi var artık, kimliği var. Ve bundan ötürü gerçekten çok mutluyum. En azından o küçük ve çocuğun ruhu bir yerde huzur bulmuştur, bir nebze de olsa diye umut ediyorum. Umarım ona bunu yapan kişi de hayattadır da cezasını çeker bulunduğunda. Çünkü 1957'de yaşanmış bir şey. O yüzden hayatta olmama ihtimali de var bu kişinin. Anne babası da hayatta değilmiş hatırlarsanız. Yani o yüzden tek şu anki umudum hayatta olması, yakalanması ve bir ceza çekmesi. Siz de düşüncelerinizi aşağıda yorumlara yazabilirsiniz. Biliyorum daha önce başka gönderilerde ve Instagram üzerinde de çok konuştuk bunları sizinle ama burada da herkes birbiriyle bir araya gelip bu konuyu konuşabilir, en azından düşüncelerimizi birbirimize aktarabiliriz diye düşünüyorum. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanal üyelerime de buradan bana ekstra destek sağladıkları için çok çok teşekkür ederim. Hepsinin ismini ekranda görebilirsiniz. Ayrıca siz de kanal üyesi olmak istiyorsanız aşağıdaki abone olun yanındaki katıl butonundan kanalıma katılabilirsiniz. Ekstra maddi kaynak destek sağlayabilirsiniz. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Instagram'dan ve diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz bu şeyleri daha canlı, daha zamanında benimle iletişimde olarak konuşabilmek istiyorsanız onlar da Instagram buralarda, diğerlerde aşağıda açıklama kutucuğunda bulunuyor olacak. Evet, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.